Sağlık Bakanlığı ve iş adamı Halil Falyalı'nın gayretleriyle Wuhan'da hayat kurtaran ilaç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Favipiravir tabletleri sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. İş adamı Halil Falyalı'nın olağanüstü gayretleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla elde edilen ilaçlar ülkemize ulaştı. Konuyla ilgili iş adamı Halil Falyalı şunları söyledi. Evet, ülke olarak, dünya olarak büyük bir buhranla uğraşıyoruz. Bir Covid-19 salgını ile uğraşıyoruz ve Covid-19 salgını için hem devletler hem de özel sektör tüm endişelere rağmen elini taşın altına koydu ve bununla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Evet, iş adamımız Halil Falyalı gerçekten bir imkansızı başarmanın şu anda gururunu yaşıyor ve yaşatıyor. Şu anda elimde gördüğünüz ilacın adı, evet, Favipiravir tabletleri ve bunlar Wuhan'da hayat kurtaran ilaç olarak yapıyor. Çinli yetkililer bu ilaç sayesinde Wuhan'ı ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni ayağa kaldırdı. Şu anda iş adamımız Halil Falyalı'nın evindeyiz ve sosyal mesafeye dikkat ederek hemen konuşmaya başlayacağız. Sayın Falyalı, imkansız bir olay gerçekleşti. Bu projenin gerisinde iki evladınızın olduğunu duyduk. Nasıl gündeme geldi ve ülkemize nasıl giriş yaptı bu ilaçlar? Şu anda biliyorsunuz bütün dünyada bir kriz var. Herkes bu ilacın peşinde. Biz de bu ilacın peşine düştük. Doktorlarımızdan aldığımız ve bakanlıktan aldığımız talep doğrultusunda hareket ettik. İlacı kimisini Hindistan'da, kimisini dünyanın değişik yerlerinde bulup bunları toparladık ve buraya getirdik. Hikayesi çok daha enteresandır. Bu işler bittikten sonra onun hikayesini de inşallah hep birlikte konuşuruz. Ama şu anda konuşmanın çok erken olduğunu, daha getireceğimiz çok ilacımızın olduğunu söylemek isterim. Dolayısıyla bu Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs insanlık için çok önemli bir ilaç. Keşke her tarafa verebilsek. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Sayın Falyalı, birazdan tekrar görüşeceğiz ama hemen şu anda Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve Tabipler Birliği'ne dönmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız yanımızda ve Tabipler Birliği Başkanımız Özlem Hanım Gürkut yanımızda. Sayın Falyalı, bu ilacı ülkemize getirdi. Tabii ki sizlerle de yapmış olduğu işareler sonucunda şu anki bu süreçten sonra daha da rahatlayacağı benziyor ülke insanımız. Daha da morallerin yükseleceği görünüyor. Ne söylemek istersiniz efendim? Dünya için yeni olan bu hastalığın tedavisinde denenmiş ve başarısı kanıtlanmış ilaçlara ihtiyacımız vardı kendi ülkemiz içinde. Kuzey Kıbrıs'ın dünya tarafından tanınmamış bir ülke olması nedeniyle devlet olarak ulaşmakta sorun yaşadığımız bu ilaçları Halil Bey sayesinde bugün teslim almış olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz biz bir ay geçkin bir zamandır evlerimizde bekliyoruz, sokağa çıkmıyoruz ki bulaş hızını kıralım ve hasta sayımızı kontrollü tutalım. Bu da hastanemizin ilaç ve malzeme ihtiyacını tamamlaması, yatak kapasitesini yükseltilmesi için beklediğimiz bir zamandı aslında. Şimdi ilaçlarımıza da kavuştuğumuz için biraz daha rahat olacağız. Daha fazla hastamıza gerekli tedaviyi verebilme kapasitemizi tamamlamak adına önemli bir adım atmış oluyoruz bununla, bu ilaçlara ulaşmakla. Bu ilaçlar yoğun bakımda ve daha ciddi seyir gösteren hastalarımızın tedavisinde kullanılacak. Akciğer tutulumları, solunum yolu tutulumları olan hastalar biliyorsunuz daha ağır seyrediyor ve onlar bazen solunum desteğine de ihtiyaç duyabiliyorlar. İlaçlarımıza kavuşmuş olmakla bu tür seyir gösterebilecek hastalarımıza çok daha erken dönemde belki daha iyice ağırlaşmadan tedavilerini başlama şansımız olacak. O yüzden teşekkür ediyoruz kendilerine ve toplumsal dayanışma adına da bu ülkenin insanlarının devletle ve sağlıkçılarla işbirliği ve dayanışma göstermesi adına da çok örnek bir davranış olduğunu düşünüyorum. Toplum olarak da bu dayanışmaya da bunu yaşamaya da ihtiyacımız vardı. Bu zor zamanlarda moralimizi düzeltecek, bizi daha birlik ve beraberlik içinde hissettirecek bir şeydi. Teşekkürler.
Efendim şimdi ihtiyaç olması halinde Halil Bey az önce de ifade etti. Parça parça ilacın tedariğine devam edileceğini söyledi. Böylelikle yeterli kapasiteye de ulaşacağına inanıyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Devamının gelmesi çok daha bizi huzurlu hale getirecektir. Ne dersiniz? Tabii ki. Biliyorsunuz biz sonsuza kadar evlerimizde oturmayacağız. Bir şekilde bir düzenlemeyle hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra yavaş yavaş risk grubu olmayan kişilerden başlamak üzere düzenlenmiş bir yaşama, tedbirleri artırılmış bir iş yaşamına ve kamusal yaşama dönmemiz gerekecek. O durumda da hasta sayılarımızda minik minik pikler olabilecektir. Bu durumda elimizde yeterli ilacımız ve malzememiz olduğu takdirde bunları başarıyla tedavi etme olanağımız olacak. O yüzden ilaçların devamının gelmesi de bu anlamda ülkenin şu anda sadece sağlık değil ama artık ekonomik boyutu da çok ön plana çıkan bu durmuş halinden kurtarılması ve biraz hareketlenmesi ve tekrar üretime geçebilmek adına da bir fırsat olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Evet, görmüş olduğunuz ilaç Wuhan'da dünyanın gerçekten hayatını kurtaran ilaç. Bunun tedariği gerçekleşti ve hemen Sağlık Bakanlığı'na dönmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Ali Şaygür, efendim Sayın Bakan Ali Pilli ile beraber Sayın Falyalı sürekli irtibat halindeydi. Bu ilacın tedariği konusunda devletimiz de bu konuda gelebilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Konuyla ilgili süreçte şöyle gördüğümüz zaman somut olarak şu anda çok şükür ki bir ilaç Sayın iş adamı sayesinde ülkemizde. Neler söylemek istersiniz efendim? Bizim şu anda 36 tane tedavi gören hastamız var. Bunlar bu 100 tane ilaç bizim için yeterli. Şu anda yeterli ve bunlar can kurtarıcı ilaçlar. Cuma günü bilim kurulumuzla yapılan toplantıda sektörlerin yavaş yavaş önümüzdeki haftadan itibaren açılması için önümüzdeki bilim kurulunun koyduğu en önemli engel bu ilaçlardı. Eğer bu ilaçlar temin edilemezse biz bu sektörleri yavaş yavaş açamayız. Çünkü önümüze gelecek yeni hastalar, yeni temaslardan, yeni bulaşlardan çıkacak hastaları tedavi edecek yeterli ilacımız yoktu. Ondan dolayı bu ilaçların gelmesi bizim önümüzü açtı ve ticaret odasıyla bugün sabah yaptığımız toplantıda onlar da hangi sektörlerin ne sırayla açılacağına önerilerde bulunacaklar bize. Bu ilaçların gelmesi bizim bilim kurulunda bize önerdiği ve şartın en önemli şartı yerine getirmiş oluyoruz böylece. Ve sektörlerimizin açılmasının hızlanmasında da çok büyük katkısı olacak bize bu. Kendimizi daha emniyette hissedeceğiz, hastalarımız daha emniyette olacak, tedavilerini daha dünya standartlarında yapabileceğiz. Efendim ilacın devamlılığı konusunda Sayın Falyalı da olsa, devletimiz de olsa, Sayın Pilli de olsa bakanımız tedarik konusunda her türlü desteğin yapılacağından bahsetti. Herhalde bu etaplar devam edecek. Eksildikçe ilaçların temini zannedersem süreç içerisinde tamamlanacak. Ne dersiniz? Evet, ben, Halil Bey'le ben yaklaşık bu son süreçte günde 7-8 defa telefonla görüşüyordum. Yani adım adım bu ilaçların teminini bize bilgi veriyordu. Ve bir macera gibi, bir operasyon gibi, yani bazı şeyleri Halil Bey açıklamıyor ama çok ciddi bir çalışma sonucunda. Bunlar devletten devlete satılan ilaçlardır. Yani piyasada bulabileceğiniz ilaçlar değil. Biz Özlem Hanım'la beraber ilk günden Çin elçiliğine bir yazı yazdık, mail attık. Lütfen bize bu ilaçlardan temin edin. Ve iki gün sonra cevap geldi. Biz bunları devletten devlete veriyoruz. Lütfen Türkiye'den temin edin. Türkiye'den istedik. Onlar da bir miktar bize ilaç verdiler ama onların da temin edebildiği ilaç kısıtlı ve Türkiye'de de üretilmiyor. Dünyanın başka bir yerinde de üretilmiyor. Tek Çin'de üretiliyor bu ilaç. Ondan dolayı Halil Bey'in tabii bu macerayla bu ilaçlara ulaşması, bu operasyonu yapması, İngiltere üzerine bunları getirmesi yani ilk başta imkansız gibi geliyordu bize ama çok şükür ilk parti geldi. Bundan sonra diğer ilaçların da geleceğinden eminiz artık. Ve rahatız. Teşekkür ederiz Halil Bey'e. Efendim bu arada da bir parantez içinde bilgi verelim. Dün Sayın Bakan Pilli bir açıklama yaptı. Şu anda herhangi bir hayat kaybı yok, can kaybı yok ve pozitif vaka yok. An itibariyle şu anki durumu değerlendirirsek nedir sonuçlarımız? Yani şu anda bizim toplam Kıbrıs kökenli vaka sayımız 36 tane tedavi gören hastamız var. 16 tane taburcu olan hastamız var. 17 tane de non-semptomatik dediğimiz yani iyileşmiş veya semptomu olmayan, bir şikayeti olmayan hastamız var. Şu anda her şey kontrol altında. Yani istediğimiz gibi gidiyor. Cumartesi, pazarda pozitif hiçbir vaka çıkmadı. Her gün testleri yapıyoruz. Testleri hızlandırmak, sayılarını artırmak amacıyla da Magusa Devlet Hastanesi'nde laboratuvarı kurduk. Hafta sonu denemeleri yapıldı. Refkoşe ile
koordine edildi ve testler çok güzel çalışılıyor. Bugün Magosa'da da testler çalışılmaya başlandı. Günlük test sayısını 80-100 iken 150-200'e çıkaracağız. Ve daha çok insanın test yapma imkanımız olacak. Daha fazla veri elde edeceğiz. Ve ne zaman sektörleri, ne zaman sokağa çıkabileceğimize çok daha güvenle bakacağız. İkinci laboratuvarımız da büyük ihtimalle yarın orayı da ziyaret edeceğiz. Çok güzel bir laboratuvar ve tamamen katkılarla, sıfır maliyet devlete, tamamen devletin diğer kurumlarındaki cihazların hastaneye nakledilmesi ve bazı iş adamlarımızın yaptığı kit katkılarıyla. Tabii Halil Bey şeyi unuttuk. Halil Bey bize 2500 tane de kit bağışı yaptı ilk başta. Biz bunlara ulaşamazken ilk 2500 kiti de Halil Bey getirdi, bize verdi ve onları bitirdik. 2500 tane de ticaret odamız getirdi. Şimdi onlarınkini kullanıyoruz. Yani bu bizim açımızdan çok değerli. Yani maddi gücü belli devletin. İş adamlarımız, ticaret odamız, Halil Bey, birçok iş adamı bize çok yardımcı oldular. Maddi anlamda da, bu ilaçlara, cihazlara ulaşmamız anlamında da, solunum cihazları açısından da öyle. Şu anda önümüzdeki ay, bu ay sonuna kadar gelecek solunum cihazlarıyla dünya standartlarındaki nüfusa göre solunum cihazı sayısının üstüne çıkacağız biz. Yani efendim önemli olan elini taşın altına koyabilmek ki evet. Gerçekten bu dönemde elini taşın altına koyabilme olayı çokça konuşuluyor. Halil Falyalı da zaten bu konuda en önemli verdiği noktalardan bir tanesini gerçekleştirdi. Çözüm odaklı bir çalışma ve Sayın Falyalı, birçok iş insanımız, birçok vatandaşımız, onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar. İşin sırrı aslında kalpten gelmesi, imkanları zorlamak, imkansız diye bir şey bu kainatta galiba yok diyoruz. Güzel bir mesaj galiba şu anda verilebilir. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Halil Falyalı da elinden geleni sonuna kadar yapıyor. Ne söylemek istersiniz vatandaşlarımıza? Vatandaşlarımıza evde kalın, güvende kalın. Artı iş adamlarımız da elini taşın altına koysun. Herkes bir taraftan tutsun. Bu işi hep birlikte aşacağız. Bakın bugün olmaz, olamaz. Ambargolar altındayız. İlaçlar elimizde. Ve her şey vatanımız, milletimiz, insanımız için. Dolayısıyla birlik, beraberlik çağrısı yapıyorum. Ve bu COVID sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, Halil Falyalı açıklamayı yaptı. Sağlık Bakanlığı'nda müsteşarımız ve Tabipler Birliği Başkanımız da açıklamaları yaptı. Wuhan'da hayat kurtaran ilaç olarak adlandırılan Favipavir tabletleri şu anda adamızda. Hayırlı uğurlu olsun. Evde kalıp sağlıklı kalmaya devam ediyoruz. Lütfen biraz daha sabretmeye devam.